Sıla Hanım, sahnenizi konuşabiliriz, müzikal çalışmalarınızı konuşabiliriz ama müsaadeniz olursa bu akşam bunu konuşmayalım. Çünkü ülkede çok başka şeyler gündemde. Geçen de başka şeyler konuşmuştuk ama bu sefer durum çok ciddi. Yani Hipokrat yemin etmiş, kendini doktor olarak adleden bazı canilerin çocuklarımıza uyguladığı vahşet hepimizin kanını dondurdu. Sanatçı Sıla olarak değil, insan, vatandaş Sıla olarak sizler neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim bu sebeple mikrofonu uzattığınız için. Başsağlığı diliyorum öncelikle tabii ki. Bütün ailelere. Ya olacak bir şey değil. Her gün yeni bir faciaya uyanıyoruz. Ve bu artık kanımızı donduran herhalde son radde olmalı. Bir vatandaş olarak tabii ki korkunç üzgünüm. Çok içim yanıyor. O günden beri yani kendimize gelemedik zaten. Olacak bir şey değil. Yani insan davranışı değil zaten. Yani herhangi bir canlı davranışı da değil zaten. Çok üzgünüm ve tabii ki sonuna kadar cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar susarsak, daha önceki konuşmamızda da birazcık hatırlarsanız bahsetmiştim. Maalesef biraz susmaya teşne bir toplumuz biz. Evet. Sustukça da, halının altına süpürdükçe de bunlar kaybolup gitmeyecek. Bunlar çoğalacak, artacak. Acılar büyüyecek, önünü alamayacağız. Kesinlikle adil çözümler gerekiyor. Yetkililerin el atması gerekiyor. Ve bir şekilde bizim de güvenmemiz gerekiyor. Bebeklerimiz adına, çocuklarımız adına, kadınlarımız adına, hayvanlarımız adına, insanımız adına. Yani böyle gitmeyeceği aşikar. Efendim en son Ümraniye ve Gebze'deki görüntüler de aynıydı. Yani buradaki çocuk, oradaki de çocuk. Yani elime sığmayacak kediler, ben oradaydım. Elime sığmayacak kediler, köpekler. Yani çok ilginç bir şiddete maruz kalmışlar. Ben ilginç diyorum çünkü adını koyamıyorum. Yani bununla mücadele etme noktasında daha fazla ne yapabiliriz? Bireysel haklar, ya bireysel haklarımızı kullanmak çok önemli. Biz suskunuz, susmamalıyız. Bunun yanı sıra birlik olmak, toplumsal olarak bir olmak ve tabii ki sadece bizle olmaz yani. Biz kocaman bir etten duvar, bir akıl duvarı tabii ki çerçeveleriz etrafına. Ancak önemli olan yetkililerin tabii ki önlem alması bu caniliğe karşı. Bir arada yaşamak bu kadar zor olmamalı. Yani ahlaksızlık da bu kadar önemli bir yer timsal etmemeli. Bu toplum birazcık fazla dejenere oldu. Çok fazla göz yumulan ahlaksızlık, yolsuzluk var. Çok örgütleşme var. Evet. İşte bunların önüne almak lazım. Kesinlikle. Bunların önüne alacak insanların da adresi çok belli. Peki şimdi birçok özel hastanenin ismi de açıklandı. İsimlerini söylemeyeceğim, zikretmeyeceğim ama hal böyleyken yani güvenip de bir özel hastaneye gitmek bilmiyorum size nasıl geliyor. Yani çünkü adı geçen özel hastanelerin hepsi bu olay olmadan önce tırnak içinde saygın özel hastanelerdi. Siz bu konuda hangi noktadasınız? Şöyle düşünüyorum ben. Keşke biz devletimizin hastanelerine daha çok güvenebilsek de özel hastanelere yani hiç kimsenin tabii ki rızkında gözümüz yok. Ancak keşke halk güzel hakikaten bir iyi bir dayanışmayla hakkını orada görebilse, sağlığını orada kavuşabilse ve bir düzen içinde, bir sistem içinde olsa da biz özel hastanelere bu kadar ihtiyaç duymasak yine oklar aynı yer. Son soru, biraz ironik bir soru, isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Manzara böyleyken, hal böyleyken, son bir, bir buçuk ayda yaşadığımız şeyler ortadayken sizce Batı hala bizi kıskanıyor mu? Hayır. Daha güzel günlerde, daha güzel şeyler konuşuruz inşallah. Bu temennimi yeniliyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Güzel günlerim. Sağ olun.